1930'ların en büyük gangsteri Al Capone neden büyükmüş? Çok soğukkanlıymış. Bütün federal polis peşine takılmış ama kılı oynamamış. Senin de peşinde ekipler amiri Kenan var. İşi iyice azıttı. Son bir ayda 3 tırımız, 1 gemimiz, 1 de imalathanemiz yakalandı. Sonu ne olacak bu işin? İşte biz de bunun için toplandık. Önce işe kendimizden başlayacağız. Biri var aramızda. Uçkuruna düşkün bir zavallı. Kim bu? Biz de bilelim. Sırası gelince açıklarım. Bu alemde her zaman böyle biri çıkar. Al Capone'un hayatını okudum. O ne yaparmış biliyor musunuz? Beyzbol sopasıyla adamın beynini dağıtırmış. İşte böyle bir sopayla. Günaydın yavrum. Yoksa gürültümüzle uyandırdık mı seni? Hayır, çoktan kalkmıştım. Banyo yaptım, kuaföre gidiyorum. Bir dakikanı bana ayır. Elinden bir viski içmezsem neşem yerine gelmez. Hemen hazırlarım. Arkadaşlar, Kenan'ı küçümsemiyorum. Elbette bir çaresini bulacağız. Önce aramızdaki haini bulalım. Sen ne dersin Şakir? Ne diyeyim? Al Capone Kerim ne zamandır karıların yanında iş konuşur oldu? Ne dedin? Karı mı dedin? Yani yengenin yanında konuşmayalım demek istedim. Uzatma Kerim, sözümü geri aldım. Geç kaldın lan! Altına yatan pis karılardan mı sandın onu? Aramızdaki hain Şakir'di. Onun işi bitti. Şimdi sıra Kenan'da. Senin önünde olmasını istemezdim. Alıştım artık. Ben gideyim. Kuaförden sonra babama gideceğim. Güle güle.